Evet, bugün kesitle çalışmayı göstereceğim. Bir montajımız var. Bu montajda kesit yapıp üzerine çalışacağız. Öncelikle kesit yapmak için kesit yapmamız gerekiyor. Menü 2'ye gidiyorum. Clipping bölümüne gidip yeni bir Clipping Feature diye yeni bir feature açıyorum. Sahibi bu parça olacak. Sahibi montaj veya parça olabilir. Nokta ve yön veriyorum. Önce Ctrl Shift ile merkezini tutup hemen oku herhangi bir düzey üzerine götürüyorum. Kendi kendine gösteriyor. Tıklayıp uygula deyip oraya bir clipping plan attım. Bunun da öbür tarafa çevirmek için de flip normale bastım. Ters tarafına geldi. Gördüğümüz gibi tamam işim bittiyse hemen bunu tıklayıp okeyliyorum. Ve bu clipping plan verdiğim isim altında o parçanın altına geliyor. Artık her zaman bir tane daha atayım. Yine aynı parçaya kabul ettim. Nokta ve yön. Bu sefer başka bir yön vereceğim. Mesela şunun üzerine gittiğim takdirde kenardan o yönü verdim. Yani bir parçaya birden fazla clipping plan atayabiliyoruz istediğimiz kadar. Aslında onları tıklayıp o planları kullanabiliyoruz. Yani içinde iki tane var. Bir, iki diye böyle birden fazla clipping plan koyabiliyoruz. Clipping planler dediğim gibi parçaya veya montaja ait olabiliyor. Ama bir clipping plan her zaman için bütün parçaları keser. Yani o anda hangi parça gözüküyorsa onu keser. Hangi parçaları kesmeyeceğini de yani özelliklerini verebiliyoruz. Diyoruz ki şu parçaları kesme, bunları kes diye. Ama bizim şu eğitim videosunda hepsini kestim ki böyle olsun diye. Clipping plan'in özelliği de birbirine değen parçaları, giren parça kırmızıda gösterir. Yani şu anda ben hangi parçalar gördüğünüz gibi bu parçanın içine giriyor. Hemen orada hatayı görüyorum. Hatayı görmek için hemen gidip normal bildiğimiz komutlarla clipping plan içinde olmama rağmen çalışabiliyorum. Yani burada elan yapacağım iki yüzeyi. O yüzeyi seçmek için göremediğim için basınca tabii yüzey gelmiyor. Onu yapmam gerekiyor. Tekrar deneyelim. Kapattım. Yine bunu aldım. Elan komutunu görmek için sağ tuşa basıyorum. Şimdi burada elan komutu yok bunların arasında. Sağ tuşa basıp çıkan listeden elanı seçiyorum. Şimdi burada bir yukarı küçük bir ok var. O ok sayesinde görünmeyen yüzeyleri bana listeler gösterir bize basitçe. Ben tabii hangisini bunu alacaktım. Bu yüzeyi hemen okeyleyip ön yüzeye bakıyorum ve elanladım. Yani gördüğümüz gibi clipping plan içinde direkt kırmızıyla birbirine çakışan bir kere parçaları görüyorum. Hataları böylelikle hemen direkt kontrol edebiliyorum. Başka bir şey de ise clipping plan'de normal gördüğümüz gibi yüzeyleri beraber taşıyacağım. Buradan bir evet bunları seçtim. Bir kenara tıklayıp ok yönü vereceğim. Önce bir direkt şu yandan bakayım da bir şey seçmeyelim. Taşıya geldim. Buradan by VP frame diye viewport kısaltılmışı oraya gelip bir kenar tıklayıp veya hemen çekebiliyorum gördüğünüz gibi. Direkt tamam taşımayı yaptım. Okey. Okey. Yani kesikte olmama rağmen oralarda bir şey olmamasına rağmen kenar olmamasına rağmen clipping plane'de olduğu için o kenar tanıdı. Hemen buraya tekrar kesikte olmama rağmen gördüğünüz gibi oraya onu align yaptım. Bu da evet gayet güzel işledim. Dediğim gibi çakışan yerler birbiriyle kırmızıyla gösteriliyor. Onları düzeltebiliyorum. Veya ne yapabiliriz clipping plane'de? Mesela şurada bunun boyunu mesela kısaltabilirim. Kura çektim. Gördüğünüz gibi hemen. Yani clipping plane'de olmam burada fark etmiyor. Direkt veya mesela bunu toptan kısaltacağım. Çok yaklaşmış diğer deliğe. Burada önemli olan VP frame diye seçip direkt box atıp böyle kısaltıyorum. Arkasından da yine eğitim amaçlı olarak şu deliği biraz yukarı kaydırayım. Taşıya geldim, bastım.
Yani kenar seçip yön biliyorum ve geriye kaydırıyorum. Clipping plane'de bildiğimiz gibi normal çalışabiliyorum. Şunu hem civatayı hem deliği aynı anda kaydıracağım. Önemli olan burada VP plane'i seçip evet dediğim gibi beraber aldım ikisini. Hemen şu yönde kaydırıyorum. İstediğim gibi de kaydırabilirim. Genelde bazen kaydırırken diğer yüzeyleri de tutar. O yüzden yüzeyleri yakalamasın diye direkt sayısal değer verebilirsiniz. Çünkü mouse'da giderken yüzeyleri yakalayabilir. Direkt sayısal değer vereceğim. Mesela 3000'im. Hemen tak. Hem civatayı hem deliği beraber clipping plane'de gördüğünüz gibi kaydırdım. Bunu yapmamın clipping plane'siz imkanı yoktu. Çünkü ikisini beraber şuradan göremiyordum. Taşıya geldim. Burada önemli olan şey taşı deyip yüzeyleri direkt seçemezsiniz. Çünkü hemen başka yüzey yakalar. Taşı diyeceğim bakın. Taşı diyorum. Yukarı gidip oradan by VP frame diyorum ki bir box atabileyim. Çok önemlidir o. Yoksa box atma imkanımız olmaz. Yine yüzeyleri beraber taşıdım. Kapattım. İşte. İşim bitti. İkinci yapmam göstereceğim şey clipping plane üzerinde görüyorsunuz böyle beyaz çizgiler var. O çizgiler esasında direkt onları kullanabiliyorum. Ama kullanmam için üzerinde bir work plane olması şart. Yani work plane olmadan bu iş olmaz. Ne yapıyorum? Önce gidip clipping plane üzerine bir tane iş düzlemi atacağım. Work plane dediğimiz iş düzlemi. Bakın önce gidiyorum iş düzenlerine yeni iş düzlemi diyorum. On clipping plane seçiyorum. Üzerine tıklıyorum. Yani şu anda clipping plane üzerinde bir iş düzlemi oluştu. Ve direkt çizgi ve yay komutuyla gittiğim zaman artık bütün onları her türlü clipping plane üzerinde beyaz çizgileri yakalar. Nokta nokta gösterir. Ve orada çizgi olmamasına rağmen ben direkt clipping plane'de çizgi almış gibi çalışabiliyorum. Uzunluk vereyim. Genelde tabii orada bir çizgi yok. Sırf clipping plane var ama oraya work plane koyduğum takdirde üzerine work plane clipping plane birleşiyor. O zaman clipping plane çizgileri work plane geçmiş oluyor. Yani direkt artık normal iki boyutlu çizimimi burada yapabiliyorum. Yeni bir parça oluşturacağım. Uzunluk vermek için eğer bir uzunluk vermek istiyorsam hemen boşluk tuşu vardır. Ona basıyorum. O zaman uzunluk verme komutu ortaya çıkıyor. Parçanın ismini değiştireyim ki yeni parça oluşsun. Yoksa eski parçayı ekler. Burada da ekle komutunu verdim. Eksende burası. 360 derece. Evet. Tamam. Bitti. Yeni bir şey eklemiş oldum buraya. Tekrar kapatalım. Gördüğünüz gibi. Şimdi ne yaptım? Clipping plane'deki çizgileri referans olarak kullanıp iki boyut üzerine hemen direkt ekledim. Eğer clipping plane olmasaydı buraya bir iç düzlem atıp kesip kesit alıp çalışmam lazımdı ama clipping plane sayesinde kesit almadan direkt çalışabiliyorum. Burada da aynı şekilde clipping plane çizgileri referans olarak kullanıyorum. Köşelerini varatayım. Bir milimlik yarı çapla. Tamam. Şimdi bu sefer de bu yaptığım profili ne yapacağım? Çıkartacağım, eklemeyeceğim. O yüzden çıkartacağım parçayı seçtim. Madde çıkart dedim. Ekseni verdim. Zaten ekseni verir vermez, açıyı da verir vermez. Bana o yani tak gösterecek. Yani daha çıkartmama gerek kalmadan bana ne olacağını gösteriyor zaten. Tamam dedim. Evet. İşte böyle. Yani clipping plane'de ne yapabiliyoruz? Direkt yüzeyleri yakalayabiliyoruz. Box'a çalışabiliyoruz. Çizgileri kullanabiliyoruz. Ve birden fazla clipping atayabiliyoruz. Her zaman parçaya üzerine bağlı kalıyor. Ben silecekler. Silsem de bir zarar yok. Zaten çünkü geçmişi her zaman için hatırlamıyor. Tamam.